Abi. Hı. Senin de böyle saçma sapan düşüncelerin var mı? Ne gibi? Besat Bey, ha? Yani. Hani Hızır Reis gibi böyle. Evlilik falan. Benim yok. Senin ne zaman böyle saçma sapan düşüncelerin olacak Behzat? Çok affedersin de yerini mi dar ettik abi? Burada olmamdan rahatsız oluyorsan ben kendime bir yer bakayım. Canın yine cezaevine girmek istiyor herhalde. Hayırdır? Ya ne alakası var abi? Senin bir planın varsa açık açık söyle. Benim öyle bir planım yok. Ama yarın öbür gün Hızır Reis gibi evleneceğim diye ortaya çıkarsan rezil olmayalım, onun için söylüyorum. Bunun neresi rezillik? Hadi onu boş ver, siz niye rezil oluyorsunuz onu anlamadım yani. Ben Hızır'ın evleneceğini duyduğum zaman açıkçası mutlu olur. Abi senin başkalarının mutluluğuyla mutlu olan bir yapın var, güzel. Maalesef bazılarımızda o yok. O bazıları İlyas da sen mi oluyorsun? Evet, bu konuda biraz benziyoruz. Çok iyiymiş. Bu konuda benziyorsunuz ha. İnsanın yaşlanınca yalnız kalmak istememesi kadar normal bir şey yok. O ne demek abi şimdi? Şu demek, yani birinin sana bir çay getirmesi, bir kahve getirmesi, ne bileyim öyle oturup iki kelam, bir dertleşmek, bir sohbet etmek. Yani bunun nesi sana abes geliyor, ben onu anlamadım. Allah Allah. Ya Allah aşkına, sizin Hızır Reis'le çay kahve getireniniz mi yok? Bütün mevzu bu mu yani abi şimdi? Zaten anlatmak istediğim de o. Biz garson aramıyoruz Behzat. Aramıyoruz derken? Ha, bir arayış var yani. La havle, la havle. Ya ne la havle abi? Bir arayışın varsa söyle. Biz de ona göre başımızın çaresine bakalım. Öyle bir şey olursa haber veririm Behzat. Ben çıkıyorum abi. Fırsatta giriyoruz Hakan. Nereye abi? İçeriye. He? Mapusa, mapusa. Bu dışarıda belli ki başımıza gelecekler var. Kardeşim biz yapamayız böyle gizemli, belirsiz bir hayatta. Nasıl dersen abi. Hakan. Bak en iyisi ben o Feyyaz Meftun'u gideyim bir mobesenin önünde indireyim olsun bitsin. İlyas da rahat eder, bacımla ben de.